Şimdi şeye dair bir tespit yapalım efendim. Hani kitlelerin derdi hakikaten. İnsanlar böyle ezberlemiş bir laf gidiyor. Hocam işte anlıyorum ama konuşamıyorum meselesi var ya. Ona dair bir tespit yapalım. Ona dair bir tespit yapalım. Bana bakın, hangi dilde olursa olsun. Siz de böyle bir şey yapalım. Bir ne derler, bir moda tabirle bir challenge diyorlar ya, bir yapalım, bir meydan okuma yapalım. Herhangi bir dil söyleyin bana, benim bilmediğim. Sonra o dilde en çok kullanılan 100 kelimeyi bana verin. Bunların içinde ama böyle fiil de çok olsun. Yani 50 tane sana fiil olsun. Ben bir şekilde çok kısa süre içinde, birkaç gün içinde neredeyse kafamda belki 10 bin tane cümle kurarım o 100 tane kelimeyle. Buna karşı insanlar ne yapıyorlar? Belki 10 bin kelime biliyor ama 10 tane bile cümle kurmamış oluyor. İşte zaten bütün fark da burada ortaya çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Bütün fark da burada ortaya çıkıyor. İşte sizi de buna teşvik etmek istiyorum. Hani şeylerden olmayalım biz yani. Hani ben çok biliyorum, bu işe 15 senemi verdim ama bir tane bile cümle kuramıyorum basitten. Onlardan olmayalım, o şey yok. O başka bir yol olabilir, öyle insanlar olabilir ama hani biz onun şey, bizi tatmin edecek bir şey değil o. Ben sonuçta konuşmak, anlamak istiyorum bu dilde. Olur mu? Olur mu? Yolumuzu çizdik. Elimde kaç kelime olursa olsun, ben sen o, biz siz onlar biliyorum, hesaplayayım. Kaç bin tane cümle kurabileceğimi, varyasyonlarını yapın, olumlu, olumsuz, soru, şu, bu falan. İşte bunu yapanlar kısa süreli, çok kısa süreli konuşmaya başlıyor, iyi konuşmaya başlıyor. Diğerleri de işte ömür boyu öyle anlıyorum ama konuşamıyorum diye dolaşıyor. Ve böyle insanların çoğunlukla bir şey, pek de bir şey anlayamadığını da biliyorum işte tecrübemden. O anlıyorum kısmına biraz şey yok. Konuşamıyorumu en azından, hani hiçbir şey bilmiyorum demek de istemiyor ama bir yeri doldurayım işte, hani konuşamıyoruz ama anlıyoruz.